Öncelikle aileydi tabii ki. Hem çok destek olan hem sportif bir aileden geliyorum. Kuzenlerim de milli atlet, milli jimnastikçi, kürekçi sporcular da var. Onun yanı sıra harika iki öğretmenden kaynaklı diyebilirim. Biri ilkokul öğretmenim, tüm sınıf arkadaşlarımla birlikte bizi karateye yönlendirdi. Diğeri de karateye başladığım antrenörüm Ercan İnce. O da harika bir antrenör olduğu için devamlılık arz edebildim. Böyle devam etti hayatım ve bu noktaya geldi. Çok yakın dönemdeki en büyük şampiyonamız bu zaten bizim için. Ekim ayının sonunda bir dünya şampiyonası var. Ben de oraya ülkemi temsil etmek üzere seçildim. Onun için zaten şu anda antrenmanlarım devam ediyor. Umudum orada dünya şampiyonu olmak. Bunun için çok çalışıyorum, çok çaba harcıyorum. Umarım karşılığını alırım. Çünkü şu anda bizim için en büyük turnuva dünya şampiyonası. 2 senede bir olması da ayrı bir önem arz ediyor bizim için. Bu büyük bir gurur tabii ki de. İtici güç. Arkanda önce sevenlerinin, ailenin, daha sonra da koca bir milletin seni destekliyor olması, bunun karşılığını ülkene yensen de yenilsen de geldiğinde görmen çok önemli bir faktör. Özellikle ülkemiz için her vatandaş elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor katkı sağlamak için. Biz birlikte güçlüyüz. Ben de çıktığım platformlarda ülkemi tatami içinde, tatami dışında en iyi şekilde örnek bir sporcu, örnek bir vatandaş olarak temsil etmeye çalışıyorum. Buna çok dikkat ediyorum. Benim için önemli bir faktör tabii ki. Özellikle bunu belirtmek zorunda hissediyorum kendimi. Evet, bir mücadele sporu yapıyoruz. Bu insanı farklı yönlerde etkiliyor. Mental olarak da, fiziksel olarak da farklı bir sertliğe, duruşa sahip oluyorsunuz. Ama genel çalışmalara baktığımda en çok sakatlanan branşlardan değiliz. Karate'de birçok koruma faktörü var. Vuruş çekiş var. Nakavt sistemi kesinlikle yok. Bu şekilde diskalifiye oluyorsunuz zaten. Öncelikle bu genel yargıyı yıkmak istiyorum. Kullandığımız korumalıklarla birlikte de güvenliğimiz had safhada sağlanıyor. Ama tabii bunun yanı sıra her sporda olduğu gibi bazı sağlık sorunları yaşayabiliyoruz. Bu problemler sadece darbeye dayanıklı maç üzeri değil, çalışma yoğunluğu temposu sebebiyle de oluşan rahatsızlıklar olabiliyor. Olimpiyat dönemi öncesi özellikle bacağımı 5 santim yukarı kaldıramadığımı hatırlıyorum. Yani ki çok yoğun tempoda, yüksek şiddette bir spor yapıyoruz. Ama onun da dönüşü mental ve fiziksel olarak büyük bir toparlanma, büyük bir direnç sayesinde ve doğru ekip arkadaşlarıyla, doğru çalışmalarla ilerlenen bir süreçle atlatılabildiğini düşünüyorum. Ama bu spor sonuçta her şeyde olduğu gibi bizde de bu sorunlar oluşuyor. Ama profesyonel bakış açısıyla ilerleyince onlar da çözüme ulaşıyor. Her sporun olduğu gibi bizde de kendimize özel çalışma sistemimiz var. Bildiğiniz üzere 2 dakika sürüyor bir müsabaka ve tüm çalışman 2 dakikaya sığması gerekiyor. Bunun mental çalışması ayrı, fiziksel olarak, teknik, taktik olarak çalışmaları ayrı ayrı yapılıp bir total kendini ortaya koyuyor ve gösteriyor. Hani diyemiyorsun ki ben 300 squat basıyordum, o 100 basıyordu, ben kazanayım. Maalesef öyle olmuyor. Maalesef değil, diğer tarafta güzel oyun kurmak, taktikle yola gitmek, karşındaki rakibine göre hareket etmek. Çünkü biz zamana, bir ağırlığa karşı yarışmıyoruz. Karşımızda da faal, hareketli bir rakip var. Ve 2 dakika içerisinde tüm bunları kullanman gerekiyor. Hem kendi atletik performansını, teknik taktik bilgini, inancını, o an başka bir şey düşünüyor, bir şeye üzülmüş ya da ilgin dağılmış bile olabilirsin. Önemli olan fokuslanmak, en iyi şekilde elindeki tüm silahları kullanmak ve karşı tarafın da hareketine göre bunu bir anda karar verip uygulamak. Çok fazla faktörün bir arada olduğunu söylediğimin farkındayım. Ama zaten bunca sene bunun eğitimini alıp bu şekilde hareket ediyoruz. Ve bence bu insanlarda sosyal hayatında da, normal hayatı diyeceğim artık, normal hayatında da artı yönde bir etkiye sahip. Araba kullanırken bile hızlı karar verebiliyorsunuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda daha doğru seçeneği bulmak için daha yardımcı oluyor size diye düşünüyorum ki bunun çalışmaları da bu yönde gösteriyor. En büyük müsabaka olan tabii Tokyo 2020 Olimpiyatlar. Çünkü hem karate ilk defa olimpiyatlardaydı ve ben bu ilklerin içinde yer aldım. Dünya çapında sadece 10 sporcu vardı. Ondan biriydim bisikletimde. Bu büyük bir gurur olmasına yanında orada kaybetmiş olmak tabii ki en büyük acıydı bu kariyerim sürecinde diyebilirim. O biraz üzücü ve yıpratıcı olmuştu. Bu. Evet, kesinlikle ilk defa
milli sporcu olup dünya şampiyonası gitmeye hak kazanmıştım 10 sene önce ve orada dünya şampiyonu olmuştum. Heyecanımın bir tarafından da özelliği bir önceki sene yenildiğim bir sporcuyla final yapacaktım. Ve gece de rüyamda görmüştüm onunla müsabaka yapacağımı. O beni çok heyecanlandırmıştı. O anı hiç unutamıyorum. Hani müsabaka o zaman 3 dakikaydı. 3 dakikanın sonuna yaklaşıyorduk. Ve bir tekme attım. Tekmede en yüksek puan bizde. Ve ağır çekime girdi hayat o anda böyle. Hani tek tek tüm bayrakların kalktığını gördüm ve inanamadım. O benim için büyük bir heyecandı. Önümüzdeki dönemde bir hazırlık müsabakamız olacak. Dublin'de uluslararası bir müsabaka. En iyilerin katıldığı ilk 32 sporcusu katılabiliyor dünyada. Ondan sonra da dünya şampiyonası olacak. Bizim için en büyük turnuva o. Maalesef ki olimpiyatlardan çıkarıldığımız için 2028 için umutluyuz ama bakalım tabii ki. Önümüzdeki en önemli müsabaka dediğim gibi dünya şampiyonası. Oradan sonra kariyerimi doğru bir şekilde ilerletmeyi ve bir sonraki müsabakalara hazırlanmayı umut ediyorum. Dünya çapında zaten olimpiyatlara katılım göstererek dünya çapında da önemli bir ilerleme kaydettiğini düşünüyoruz. O ortama girerek, o heyecanı soluyarak bize, federasyona, özellikle sporculara, popülaritesine çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Ki oraya katılabiliyorsak demek ki bu değere sahibiz. Seneler verilmiş ve dünya çapında çok fazla ilgi gören, bir felsefesi olan ayrıca sporun yanı sıra olan bir branşta yarışıyorum. Bununla gurur duyuyorum ve bence Türkiye sporunda da zaten yerimiz belli olduğunu düşünüyorum. Her sene yaptığınız haberlerle Dünya Avrupa Şampiyonası'ndan dönerek geldiğimiz madalyalarla. Tabii özellikle bireysel branş olduğu için biraz da olimpik olmadığı için sanırım biraz arka plana itiliyor. Bu bizim kanayan yaramız maalesef. Ama medya görünürlüğüyle insanların o genel yargılarını kırmakla ilerlenebileceğini düşünüyorum. Bunun için de şu an çok genç, bilinçli, gündeme hazır antrenörler, bir nesil geliyor. Onların yetiştirmeleriyle başka bir yöne evrileceğini düşünüyorum. Güncellenip daha iyi hale, daha profesyonel bir hale gideceğine inanıyorum. Bunun ışıklarını da şu anda benim dönem arkadaşlarım, karateyi benden önce bırakmış ve şu an eğitmenlik yapan arkadaşlarım da görüyorum. Evreler farklı farklı ilerliyor. Karateye başlasın, çok eğleniyorum çocuk, arkadaşlarım vesaire. Sonra bu da varmış, hadi şampiyon olayım. Ondan sonra milli takım heyecanlı oluyor, daha ilerliyorsunuz. Sonra kendini gerçekleştirme evresi oluyor. Evet, madalyalar aldım, artık ben Meltem Hoca olayım diyorsunuz. Daha sonra kendinizi geliştiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki evet, ben yıllarımı buna verdim ve beni bu var etti. Şimdi bununla ne yapmalıyım? Benim için en uygun seçenek tabii ki bu tecrübelerimi aktarmak. Çünkü hani bunca zaman boşa gitmiş gibi olacak ve kendimi de tam manasıyla tatmin olmuş hissetmeyeceğim. Her açıdan hayatımı karateye borçluysam bunun da karşılığını karateye vermem gerektiğine inanıyorum. O yüzden tabii ki eğitmenlik boyutunda, mentorluk boyutunda, federasyon boyutunda ve büyük projelere imza atma boyutunda hayallerim var açıkçası. Karatenin daha iyi yerlere gelebilmesi için bizim gibi sporcuların taşın altına elini koymaları gerektiğine inanıyorum. Benim için tam net bir idol yoktu. Tabii ki en küçük çapta, bu kadar da sosyal medya popüler değilken, kendi kulübünüz, etrafınız, etki altında kaldığınız insanlar oluyor. Ama şimdi çok kolay herkese her açısından ulaşmak. Ama şunu unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya bir sisli perde. Onun arkasında çok fazla şey var. Yani gerçekten ben her gün sakatlığımı ya da çektiğim acıları, her gün terimi paylaşsam bu takip edilecek bir durum olmuyor. Ama bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini, her sporcunun iyi taraflarının alınabileceğini. Çünkü herkes herkese uygun değil gerçekten. Herkesin tavrı herkese tam oturmuyor. Bu ilerlemeler için çok büyük bir faktör. Ama en büyük gerçekler, ortak noktalarına bakılıp çalışmaları, özverileri, ilişkileri, bakış açılarını görmeleri ve doğru sporcuları kendilerine idol seçmeleri gerektiği taraftarıyım. Bunu seçmek de çok zor olabiliyor çocuklar için. Dediğim gibi tekrardan farklı yönlerini göstererek ilerliyor insanlar. Göz ardı etmemelerini rica ediyorum.